Herkese merhabalar dostlar, ben Furkan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Chery'yi inceliyoruz sizlerle beraber. Omoda 5 modelini inceliyoruz. Türkiye'ye yeni geliyor bu araç. Ve sizlere daha bayinin içine girmeden, bu kadar ilgi varken göstermek istedim. Araç şu an dışarıda, çok fazla ilgi var araca. Çok fazla inceleniyor. Fiyatının da bununla tabii ilgisi olabilir. Bu araç muhtemelen ÖTV muafiyetine de girecektir. O yüzden de bir ilgi olabilir. Siz bu aracı nasıl buluyorsunuz? Videoyu izleyelim, yorumlarımızı yapalım. Bir de beğenirsek de çok güzel olur. Niye? Beğenirsek daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Daha fazla kişi videolarımızı izleyebilir ve bana destek verebilir. Bunu istiyorsanız sağ alttan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aracı ben inceledim. Siz de zaten ileride göreceksiniz. Bu aracı ne kadar premium buldunuz? Bu fiyatına ne kadar hak ediyor? Hepsini aşağıda yorumlarda beraber tartışalım. Güzel bir video ve içerik olsun sizlere diyelim. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Buyurun, iyi seyirler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımızda Chery Omoda var. Bu araç Türkiye'ye yeni geliyor. Şu anda Park Otomotiv'deyim. Siz de isterseniz gelip aracı burada inceleyebilirsiniz. Araç henüz içeri geçmedi ve şu anda sizlere daha gelmeden çekimlerini yapıyorum dostlar. Beni desteklemek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğenirseniz de videomuz önerilenlere düşer de daha fazla etkileşim alabiliriz. O zaman isterseniz kısaca bir araca bakalım. Şimdi bu araç dediğimiz gibi Türkiye'ye yeni geliyor. Birazcık rüzgar sesi olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Yeni kamera da aldım. Onunla çekiyorum. Sizlere daha düzgün bir görüntü göstermek istiyorum. Şöyle uzaktan baktığımızda birazcık Hyundai Kona'yı andırdı bana şu far yapısı. Onun haricinde bu araç 1.6 motorla geliyor. Benzinli motor, 185 beygir, 275 Nm tork sağlayan bir motorumuz var. Donanım bazında baktığımız zaman oldukça dolu arkadaşlar. Yani içeri geçtiğinde sizlere göstereceğim 20.5 inçlik bir devasa gösterge paneli ve ön orta ekranla beraber geliyor. Bunu sizlere içeri geçtiğimde göstereceğim. Diğer donanımlara baktığımızda da işte akıllı frenleme, şerit takip, adaptif cruise control gibi donanımların çoğu bu araçta var ve üst donanımlarda standart. Şu anda benim aldığım bilgilere göre 850 ile 980 bin TL arasında olacakmış fiyatları arkadaşlar lansmanda. Dediğim gibi şu anda Park Otomotiv'deyim. Gelip buradan bakabilirsiniz siz araca. LED farlar var. Ön taraftaki panjur oldukça tuhaf. İlk başta baktığımda araca dışarıdan panjuru gördüğümde aracı elektrikli zannetmiştim. Fakat elektrikli değil. Bir kaputunu açalım. Bir kaputun altına bakalım sizlerle. 1.6 litrelik benzinli motor böyle görünüyor. 185 beygir, 275 Nm tork üretiyor. Kaplamaları oldukça iyi. Uzaktan araca baktığımız zaman gerçekten de premium duruyor. Hem yalıtım malzemeleri, hem kaplaması, hem kendi görüntüsü. Kapatalım şöyle bir kaputu. İki tane amortisör var şöyle gördüğünüz gibi. Bu güzel bir detay. Kaput oldukça ağır. Şöyle kapatalım. Dörtlere de yaktım ben sizlere görün diye. Gördüğünüz gibi kayar ledler var. Bunlar artık standart gibi bir şey oldu ve gerçekten de hoş duruyor. LED farlarımız var dediğimiz gibi. Giriş donanımında aracı satın aldığınız zaman 17 inç jant lastik kombinasyonuyla geliyor. Bunda ise 18 inç var. Şöyle hemen aşağıdan bakıyorum tekrardan. 215, 55, 18 basında jant lastiklerle beraber geliyor. Bu gördüğünüz araç full donanım. Excellence olarak geçiyor. 3 adet donanım var. Bunların tüm bilgilerini araç geldiğinde showroom'a aldığımızda daha detaylı sizlere göstereceğim. Fakat şu anda çekebildiğim bu. Şuraları yeni fark ettim. Buralarda kaplama yokmuş iç kısımlarda. Oralarda kaplama olsa güzel olabilirdi. Jant tasarımı güzel. Bayağı sportif duruyor. Gördüğünüz üzere. Benim biraz hoşuma gitti. Şöyle beyaz ve siyahta kontrast güzel olmuş. Bir de kırmızı detaylar eklenince beyaz, siyah, kırmızı hoş duruyor. Aynalarda sinyaller var. Kör nokta var. Bahsettiğim gibi şerit takip var. Sunroof var. Sunroof orta donanımla beraber geliyor. Üst donanım biraz daha böyle ne bileyim oyuncakları biraz daha fazla. Ben alsam orta donanım alabilirdim. Pişman olacak gibi durmuyor. Şöyle arkadan baktığımız zaman bir tık Audi'ye benziyor ya. Şöyle stop yapısı, geldiği arka tarafa, C-Stone'a gelen hatlar Audi'ye cidden oldukça benziyor. Ben bu aracı çok beğendim. Fiyat olarak da diğer araçlara baktığımız zaman şu an SUV segmentinde 850'lere iyi gibi geldi bana. Arkadan bakalım. Bir Q8 gibi durmuyor mu? E-tronlara benziyor ya. Hoş duruyor gerçekten. Ön park sensörü, arka park sensörü bunların çoğu tabii ki de var. Bu araçta çoğu şey standart dostlar. Şöyle alttan size süspansiyon sistemini de göstereyim. Ben de bir yere eğileyim bakayım. Bağımsız süspansiyonlar var gördüğünüz üzere. Bir premium markada. Olmazsa olmazlardan biri diyebiliriz buna. Araç beni çok şaşırttı. İlk defa görüyorum. Arka park kameramız var.
360 derece park sisteminde dostlar bu araçta. Var, bunu da belirtmem lazım. Gördüğünüz üzere elektrikli bagaj da var. Bu şu an çektiğimiz full donanım dediğim gibi. Diğer donanımları araç içeri alanında, showroom alanında, sergilerinde daha net, daha detaylı olarak göreceğiz. Şunu bir yakıştıramadım şimdi, daha yeni gördüm arka tarafta. Burada bir led olması lazımdı bence. Onun haricinde bagaj güzel. Zemin düz, herhangi bir köşe yok. Burada çamurlukların çıkıntısı çok az bir şekilde var. Kaplama şu alt tarafta bagajın altındaki koruyucu güzel, kalın. Benim bu böyle şeyler, küçük küçük detaylar çok hoşuma gidiyor. İçeride buradan gördüğünüz üzere koltuklar fevkalade nappa deriymiş gibi duruyor. Yani o renk benim çok hoşuma gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şuradan bagajı kapatalım. Elektrikli bagaj var. Buradan kapatalım. Araca ilgi çok yoğun. Oldukça yoğun. İnsanlar içinden çıktıkça sizlere göstermeye devam edeceğim. Arka tarafta egzoz çıkışlarımız burada. Fake, standart olsun. Güzel duruyor. Benim gözüme bakmadı açıkçası. İnsanlar birazcık içinden çıksın. Sonra biz de bakmaya devam edelim. Köpek balığı sırtanten var. Şu spoiler falan detaylar çok iyi ya. Gerçekten de oldukça iyi. Çok hoşuma gitti. Anahtarsız giriş sistemi var. Bunlar giriş donanımla beraber standart geliyor. Şöyle arkaya geçelim bir bakalım arkaya. Evet. Yeni kameramız da güzel çekiyor. Sizlere daha net, daha kaliteli videolar gösterebiliyorum. Her ne kadar bu ara çok video atmasam da. Kapılar oldukça ağır. Güzel bir ağırlığı var. Buralarda dikişli derilerimiz kendini gösteriyor. Şu altlarda bir flok kaplama olsa, şu boş plastik gitse çok çok daha güzel olurdu. En üst paket aldığınız zaman arkadaşlar Sony ses sistemiyle beraber geliyor. O zaman tabii ses daha da iyi olacaktır. Diz mesafesi şu anda bu şekilde. Ön koltuk şuradan içinde göstereyim sizlere. Birazcık geride ama yani fena değil. Ben 1.83 boyundayım. Baş mesafesini hemen sizlere göstereceğim. Bir tane şaft tünelimiz var fakat bu şaft tüneli çok fazla büyük değil. Yeterli yani, burada 3 kişi rahat oturabilirsiniz gibi. Bu araç biraz nasıl söyleyeyim, çok geniş C sınıfı SUV'lar gibi değil dostlar. Kaliteli fakat çok fazla geniş değil. 1.83 boyunda olmama rağmen ben ama rahat ettiğimi söylemem lazım. Deri kaliteleri çok hoşuma gitti. Deri kalitesine bayıldım. Koltuklarda gördüğünüz üzere burada havalandırma da mevcut. Ön koltuklarda var, arkalarda var mı onu şu anda bilmiyorum. Işıklara bakalım buradan. İç ışıklar beyaz. Şuradaki detaylar çok iyi ya, değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Buralarda deri gördüğünüz üzere. Baş mesafesini hemen sizlere göstereyim. Dediğim gibi 1.83 boyundayım ve şu an baş mesafesi bu şekilde. Aracı talep çok fazla var. Yani bunu sürekli tekrar ediyorum ama çekim yapmak birazcık zor. O yüzden kusura bakmayın. Hemen öne geçelim çünkü asıl olay önde. Bu gösterdiğim deri koltuklar dostlar. Orta paketle beraber geliyor. 64 adet. Şöyle büyümeden koltuk ayarını göstereyim. Elektrikli koltuk da var önde bu arada. Aynı şekilde yolcu içinde bu var. Ve tasarım da oldukça iyi. 64 adet ambiyans aydınlatma var araçta. Güzel detaylar bunlar. Güzel oyuncaklar. Şöyle bir kendimi önce geri alayım. Direksiyona daha biner bilmez söylüyorum. Bayıldım. Kesinlikle bayıldım. Yani direksiyonun şekli, boyutu, malzemesi fevkalade duruyor. Birazcık şöyle aşağı indirelim. Bakın burada ambiyanslar zaten direkt bizi karşıladı. 4 cam tabii ki de otomatik. Aynalar, bunlar hepsi elektrikli. Aynalarda kör noktalar var. Üst kısımlar. Buralar, aa bak bu mesela üzdü. Bu araçta buranın yumuşak olmasını beklerdim. En azından önlerin, fakat buralar sertmiş. Şu kaplama çok güzel. Ya dediğim gibi bir tık Audi'den esinlenmişler mi diyeyim, almışlar mı direkt diyeyim. Şu sanki direkt A7'nin tasarımı gibi ya, değil mi? Bana öyle geldi. Alt taraflarda yine bir kaplama yok. Ama şuraların kaplamaları, derilerinki güzel ve buranınki güzel. Üst tarafı beğenmedim. Buraya bakalım. Tabii konsolu kaplayan üst kısım buralar yumuşak ve çok güzel. Üzerinde bir detay da var gördüğünüz üzere. Burada detaylar kullanılmış. Size bahsettiğim Sony'nin ses sistemi bu araçta var. Niye? Bu araç çünkü en üst donanım. Ondan dolayı Sony'nin ses sistemi var. Direksiyon. Fevkalade. Bayıldım yani. Ya şekline, çapına, görüşüne, şuradaki aradaki mesafeye kadar her şeyine bayıldım. 20.5 inçlik devasa bir burada ekran var. Bu ekran standart donanım olarak geliyor. Giriş paketiyle beraber geliyor. Koltuk ısıtma ve koltuk soğutmalar var bu donanımda. Direksiyon ısıtma var. Dedim ki ya direksiyona çıkamıyorum, bayıldım. Burada kız ötesi yorgunluk algılama var. Diğer araçlarda bu yorgunluk algılama tam düzgün çalışmıyor. Niye? Çünkü direksiyon açısına göre bakıyor. İşte sürdüğünüz süreye göre bakıyor. Fakat burada bunun olması hoşmuş.
Ekran çok güzel duruyor. Gerçekten de fevkalade duruyor. Şimdi araç daha yeni geldiği için aküsü falan da yok. Anahtarı istedim fakat içerideymiş. Onu gösteremeyeceğim ekranı size. Ama yani şuradan gördüğüm kadarıyla görsel olarak fevkalade duruyor. Şu tasarım cidden Audi gibi duruyor ya. Benim araç çok hoşuma gitti. Kontrollere bakalım. Klima kontrolleri burada. Bunun üzerine bir jelatin var. O yüzden çizik görüyor olabilirsiniz. Ama öyle bir şey var. Jelatin var üzerinde. O yüzden çizik gibi duruyor. Şöyle bu araçta akıllı sesli kumanda sistemi de var dostlar. İşte sunroof'u aç, onu yap, bunu yap falan diyebiliyorsunuz. Bu en üst donanımla Excellence'la beraber geliyor. İki tane burada, iki tane görüyorum. Kablosuz şarj var. Vites. Audi diyeceğim, yine kızacaksınız belki ama çok benziyor. Ama yani Audi gibi görünmesi kötü değil bu arada. Hani bence çok kaliteli duruyor. Buralar dokunmatik. Şu ekranı şöyle basıyorum ama açılmıyor. Keşke açılsaydı ama aracın enerjisi düşük diyor. Electronic park fanı tabii ki bunlar var. Geri görüş kamerası var. Dediğim gibi bu araçta 360 derecelik kamera da var. Koltukların tasarımına zaten değinmiştim. Onlara bayıldım. Çok sportif duruyor. Sunroof birazcık küçük ama araba da çok büyük olmadığı için bu sunroof kabul edilebilir gibi geliyor. İç aydınlatmalar çok güzel. Beyaz bir şekilde LED kullanılmış. Onun haricinde buralarda komple LED. Siz bu aracı beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Bunun yorumlarını kesinlikle aşağıda bekliyorum sizden. Torpidomuza bakalım. Bakın şunun üzerinde de bir ambiyans aydınlatma var. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şöyle bir göstermeye çalışayım. Burada bir ambiyans aydınlatma içeride gidiyordu. Torpido güzel. Fena değil. İç kaplı değil ama fena değil. Ya bunun içi kaplı olmasını şu an beklemedim. Çünkü şu kapının sertliğini görünce orada birazcık beni üzdü. Motora baktık, içine baktık, dışına baktık. Kısa bir inceleme oldu. Siz de gelip bu aracı incelersiniz zaten. Ki şöyle bir şey var. Çok fazla dediğim gibi bilgi var ve muhtemelen yok satıyordur. Yani showroom'a daha gelmeden çok büyük ihtimalle bu araç arkadaşlar satacaktır yani. Kesinlikle bu kadar ilgi hafta içi olmasına rağmen beni şaşırttı diyebilirim. Bu tür videoların devamı için lütfen tekrardan bahsettiğim gibi aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz bu aracı nasıl buldunuz? Bu fiyatlarda bu aracı satın alır mısınız? Ne kadar premium hissettiriyor? Tamamını yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.